Bize lütfen yardımcı ol. Bak lütfen yardımcı ol. Kaç kişiniz? Bak suskun kalmak hiçbir şeyi çözmez. Memoli'ye de götüreceğim seni. Demek konuşmamakta kararlısın. Hadi gidiyoruz. Buyurun buradan. Hadi gidelim. Aha dere gelmiş. İstersen alkışla bir de Cem'i. Dereciğim böyle ağır şeyler taşırken niye beni çağırmıyorsun? Yok ağır değil bunlar falan. Yok ya ben sana komiserim, yardım edeyim. Komiserim hayır gerek yok. Ne olacak canım komiserim. Ben sana... Ben taşırım komiserim. Teşekkür ederim. Bu arada... Yeni bluzonun sana çok yakıştığını söylemiş miydim? Ay evet komiserim. Bugün 9 kez ama eğer genelini düşünürsek 20 ya da 30 kez söylemiştiniz. Yapma ya. Hiç farkında değilim. Benim okulda da matematiğim çok kötüydü. Komiserim istediğiniz dosyaları getirdim. Komiserim dosyalar. Sağ ol Derya. Baba ne bunlar? Bir şey mi arıyorsun? Krala bakıyorum. Krala mı bakıyorsun? Gözleri başak. Gözleri hala aklımdan çıkmıyor. Ya benim de. Hatta üzerinde bir çirk kaş vardı. Dalga geçmenin hiç sırası değil abicim. Aynen öyle abicim. Dalga geçmenin sırası değil. Ya şimdi sen yüzlerce katilin, hırsızın, tecavüzcünün, soyguncunun arasından kralın gözlerini tanıyacağını söylersen dalga geçmiş olmuyorsun ha? O zaman gideyim ben de Samanlıklı inarayım. Hatta Çengelli inarayım. Yani bu sayede kralı bulursak buralarımıza birer nazar boncuğu takarız. Böyle vır vır konuşacağınıza Sayın Kolombo sen de bir şeyler düşün de biz de seninle dalga geçelim. Çocuklar yeter artık lütfen. Başak adam burnumuzun dibine kadar gelip göz göre göre gözümüzün içine baka baka bizimle dalga geçti ya. Ben artık buna dayanamıyorum. Siz nasıl dayanıyorsunuz Allah aşkına? Cem, Derya geceleri nasıl uyuyorsunuz? Ten rengi, göz rengi, saç rengi, diş rengi, kıl, tüy, yara, bere. Ne delil varsa elimizde hepsinin peşinden gideceğiz arkadaşlar. Bu kralı ya yakalayacağız ya yakalayacağız. Galiba yakaladık. Memoli. Oğlum biraz yavaş yürüsene yetişemiyoruz sana. Ben yavaş yürüyorum şef. Memoli yavaş yürüyor şef. Adamda lelek gibi bacak olduğu için biz yetişemiyoruz. Nereye gidiyoruz demiştiniz? Eski bir dostu ziyarete. Ya bir dakika. Kralın yeni bir pasaportu ihtiyacı olduğunu biz nereden biliyoruz? Evdeki parmak izlerini araştırdık. Bulduğumuz parmak izleri 7 ayrı kişiye ait. İşin garibi bu 7 kişi öleli de yıllar olmuş. Nasıl yani ya? Anlamıyor musun Cem? Ölmüş adamların isimlerini kullanarak krala sahte pasaport ve kimlik düzenliyorlarmış. Bu durumda kralın yurt dışına kaçabilmesi için yeni bir pasaporta ihtiyacı vardı. Aynen öyle. Vay be! Bizim de yapmamız gereken piyasadaki en sahici sahte pasaportu yapan adamı bulup enselemek. Bak Memoli kızmaya başlıyorum. Hala nereye gittiğimizi söylemedin. E söyledim ya şef. En sahici sahte pasaportu yapan adamı öğrenmeye gidiyoruz. Peki ama bu gittiğimiz adam bütün bunları nereden bilecek? O her şeyi bilir şef, merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.